yöresel oyunlar, çeşitli yarışmalar, müzik, eğlence ve protokol konuşmaları. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Kayseri Melik Gazi Taşçıoğlu Kur'an kursu öğretmeni Recep Öztürk hocamı kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Konuklar, hocam ağzına sağlık. Değerli konuklar, şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ömer Kılıç Bey aramızda. Selamünaleyküm. İl Genel Meclis Başkanımız, Vali Yardımcımız Nusret Teksin Bey aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanım.
Sayın İl Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Başkanım, İstanbul Narköy Dernek Başkanım, İzmir Narköy Dernek Başkanım, Mahallesi Kalkınma ve Dayanışma Dernek Başkanım, Nar Mahallesi Muhtarım, Narköy Muhtarım, Sayın İl Başkan Yardımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün anlam ve özetini konuşmak üzere Narköy Muhtarımız Köksal Aslan'ı davet ediyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. İl başkanım, ilçe başkanım, dernek başkanları, mahalle muhtarım, dernek yönetimi, İstanbul'dan, İzmir'den, Niğde'den ve çevre ilden ve şehirden gelen sayın hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra COVID nedeniyle düzenleyemediğimiz şölenimize bizleri bir daha bu şölene, topluluğa birleştiren Allah'ıma hamdü senalar olsun. Bu şölende emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdiden şöleniniz kutluyor, hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli Narköy muhtarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Nar Mahallesi muhtarımız Yakup Bostan Bey'i buraya davet ediyorum. Cümleten selamun aleyküm. Sevgili hemşerilerim, uzaktan yakından gelen bütün hemşerilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, İl Genel Meclisi, Allah razı olsun. Narköy'le yapılan hizmetlerden dolayı ben burada mahalle muhtarı olarak teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bir COVID hastalığı verdi ama millet olarak biz bunu çabuk atlattık. Yani her yükün altından kalkacak bir milletiz. Onun için ben kısa keseceğim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu şenliği düzenleyen İl'de Nar Mahallesi Dernek, Narköy Dernek, İzmir Dernek'e hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Nar Mahallesi muhtarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve özetini konuşmak için İstanbul Narköy Dernek Başkanımız Azmi Göktaş Bey'i kürsüye davet ediyorum. İstanbul Dernek Başkanımız Ömer Bey aramızda. Hoş geldiniz başkanım.
değerli il başkanım, değerli il genel üyemiz, değerli siyasi partilerimizin temsilcileri, uzaktan yakından buraya teşvik eden değerli hemşehrilerim, İzmir Dernek Başkanım, Niğde Dernek Başkanım, muhtarı, mahalle muhtarı, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli hemşerilerim, 2 yıldır Covid'den dolayı yapamadığımız Narlıgöl ve Nar Vadisi şenliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Dernek Başkanı olaraktan bizler hepimiz %80 olarak bir katılım sağlıyorduk ama Covid'den dolayı bir de maddi biraz da sıkıntılardan dolayı olsa gerek istediğimiz verimi bu sene olmadı. Yalan söylemeyelim. Ama inşallah bir dahaki senelere yine eskisi gibi tıklım tıklım oluruz. Çünkü biz beraberiz, hepimiziz. Birlik ve beraberlik içinde olursak her şeyi başarırız. Yapılan işlere de gerek il başkanım, gerek belediye başkanımız, gerekse milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz. Biz Nar köyünden ziyade bir Nar mahallesiyiz. %80'imiz de Niğde'de ikamet etmekte. Niğde de bizim, köy de bizim, ilçeler de bizim, bu vatan da bizim. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Abi, kağıt uçtu. İstanbul Narköy Dernek Başkanımız Azmi Göktaş Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve özetini konuşmak için İzmir Dernek Başkanımız Yusuf Aydoğan Bey'i kürsüye arz ediyorum. Değerli dernek başkanlarım, değerli misafirler, il başkanım, belediye meclis üyesi, abim, arkadaşlarım ve kıymetli misafirler ve Narkuyum'un çok değerli köy sevdaları, ablalarım, abilerim. Hepinizin bayramını kutluyorum. Şenliğimize, Sıla-i Rahim Narköyü, Nar Vadisi şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Başkanlarımın da biraz önce arz ettiği gibi 2 senedir pandemiden dolayı pikniğimizi yapamadık. Ama inanın ki bu sevinci, bu coşkuyu hepimiz de çok özledik. Rabbim inşallah bu zor günleri tekrardan bizlere yaşatmaz. Tabi her zorluğun arkasında bir kolaylık, her sabrın arkasında da bir selamet olduğunu hepimiz de iyi biliyoruz. Bu süreçte kimimiz komşularını, kimimiz yakınlarını, kimimiz eşini, dostunu kaybetti. Kaybettiğimiz tüm yakınlarımıza hepsine de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Değerli misafirler, bu zor günü bize kolaylaştıran, bu topluluğu bize sağlayan, başta Nar Mahallesi Dernek Başkanlığı ve yönetimine, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Dernek zaten birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı, kaynaşmayı sağlayan en büyük etkendir.
bu sorumluluğu taşıyan derneklere sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi bir daim yürütebilmek için Allah'tan sağlık ve sıhhat temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin örneğini daha önce geçmişte kısaca arz etmek gerekirse Acıgöl meselesinde bizzat gördük. Ama şunu iyi biliyoruz ki Nar köyünden bu zamana kadar hiçbir zaman fitneci, hiçbir zaman hain bir insan çıkmamıştır. Çok şükür. Nar köyümüzden vatan için Ömer Halis Demirler gibi gençler çıkmıştır. Nar köyümüzden bu zamana kadar imamlar çıkmıştır, avukatlar çıkmıştır, doktorlar çıkmıştır, iş adamları çıkmıştır ve gönlü temiz, kalbi saf insanlar çıkmıştır. Bu duygu ve düşüncelerimle konuşmama son verirken Rabbim daha nice etkinliklerde bizlere kavuşmayı nasip etsin. Biz beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Sayın Başkanım, bizler de sizi seviyoruz. Konuşmalarından dolayı İzmir Dernek Başkanımız Yusuf Aydoğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve özetini konuşmak için Nar Mahallesi Dernek Başkanımız Bayram Öztürk Bey'i kürsüye arz ediyoruz. Bayram Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bir aydan beri bu piknik için emeğini esirgemedi bizden. Öncelikle saygıdeğer misafirler, kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kesilen kurbanların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Meclis Başkanım, değerli başkanlarım, muhtarlarım ve siz kıymetli misafirler, 17.sini düzenlemekte olduğumuz Nar Vadisi şenliklerine hoş geldiniz diyorum. Bu dönemde malum pandemiden dolayı 2 yıl uzak kaldık. Ama özlemişiz. Bu kadar da tahmin etmiyorduk ama bizleri katılımlarınızla onurlandırdınız. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım oldu. Yani bu güzelliği artık sürekli devam ettireceğiz inşallah. Ben kısaca bir bizim derneğimizin hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Fazla da vaktinizi almayacağım. Dernek olarak ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bir nebze de olsa burs verdik. Hala da veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunuyoruz. Nar Mahallesi Derneği olarak en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Tabii bu kıymetli iş adamlarımın, arkadaşlarımın, hemşerilerimin sayesinde yürüyor bu. Sadece biz bir köprü oluyoruz. Emeğimizi de sakınmıyoruz. Tabii mutlaka bunun yanında eksiğimiz olmuştur. Hatalarımız da vardır. Bunlardan dolayı hatalarımızı da sizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum. Görmeyin, görmezden gelin. Özür diliyorum. Ama bazı işler bu şekilde ilerliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir de anlatmak istediğim bir şey var. Sayın Meclis Başkanım, İl Başkanım da buradalar. Bizim Gösterli'den Narköy'üne bir yol açılacak. Bu yolun da bu sene içerisinde Sayın Vekilimden, İl Başkanlarımdan, Meclis Başkanımdan rica ediyorum. İnşallah bitireceğiz. Güzel bir yol olacak. İyi bir şeyler olmasını istiyoruz. Narköy sahipsiz kalmasın. Tabii sizlerin sayesinde takip ediyoruz, takip ediyorsunuz. Allah razı olsun diyorum. İkincisi de İstanbul'da bana bir arkadaşımız telefonda şöyle bir şey de rica etti. Buradan anons etmemi istedi. Gurbetçiler geliyor, Niğde'den geliyor. Bu Narköy'ünde yani hiç evi olmayan, buraya gelmek isteyip de evi olmayan, gelemeyen arkadaşlarımız var. Bunların için bir anons edersen bir yer yapalım, bir yer hazırlığı yapalım dedi. Burada da ben anons etmek istedim. Daha önce bunu programında Azmi Başkanım'la yapmıştık. Milletvekilimizle beraber.
imza falan topladık ama Sayın Göksel Muhtarım'ın Kayabaşı'nda milli emla ait olan 20 bin metrekare bir yeri var. Dilekçe verildi. Onu da sayın vekillerinden rica ediyorum. Tabii bunu devlete yüklemeyeceğiz biz. Akıllarında olsun, biz paramızla, ücretimizle kendimiz yaptıracağız. Yani devlet, bunu da devletten beklemiyoruz ama sadece yer tahsisini bekliyoruz. Bu da bir ricam oluyor. Sizlere en derin duygularımla teşekkür ediyorum. Saygıları sunuyorum. Selametle kalın diyorum. Sayın Nar Mahallesi Dernek Başkanımız Bayram Öztürk Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet. Çiftlik Melendizliler Dernek Başkanımız Şükrü Güzel Bey aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Niğde Dernekler Federasyonu Niğde İl Başkanımız Vedat Göktaş Bey aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bir de burada olmayıp da kalbi bizimle olan arkadaşlarımız var. İstanbul'dan düzenlemiş olduğunuz 17. Nar Vadisi Şenliği'nde aranızda bulunamamın burukluğunu yaşıyorum. Nar Vadisi Şenliklerinin birlik, beraberlik, dayanışma içinde geçmesini temenni eder. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, hayırlı bayramlar dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Sultan Gazi İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Bostan. Evet, Niğde Milletvekilimiz Selim Gültekin Bey aramıza katılacaktı ama önceden düzenlenmiş bir program olduğu için katılamadı. Önceden planlanmış programım nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen 17. Nar Şenliklerine katılamadığımı üzülerek bildirmek istiyorum. Birlik beraberlik içinde gerçekleştirilen programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Selam ve saygılarımla. Niğde AK Parti Milletvekili Selim Gültekin. Günün anlam ve önemini belirtmek üzere aramızda misafir bulunan İl Genel Meclis Başkanımız Nusret Teksin Bey'i kürsüye arz ediyorum. Evet, sayın il başkanım, il başkan yardımcılarım, sayın muhtarlarım, dernek başkanlarım ve siz değerli narlı hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyor, şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Ve şu anda iştirakinde bulunduğumuz mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor. Daha nice bayramlara ailenizle, sevdiklerinizle kavuşmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kesmiş olduğunuz kurbanları da Allah'ım kabul etsin diyorum. Evet, ortam güzel, sohbet güzel. Hepimiz gördüğüm kadarıyla değişik illerden geliyorsunuz. Sohbet ediyoruz. Belki senede bir defa gördüğünüz arkadaşlarınız oluyor. Bir arada gelip yardımlaşma, sohbet yapıyorsunuz. Ben bu tür şenlikte katkısı olan dernek başkanlarıma, muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Böyle şenliklerin devamlı yapılması da faydalı olduğunu görüyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bir de meclis başkanı olarak, il özel idare olarak şu haberi vermek istiyorum. Narköy Gösteri arasındaki yol çalışmalarımıza inşallah bu sene hızlı bir şekilde başlayacağız. Yol medeniyettir, ulaşımdır. Şimdi gelirken yola baktık, il başkanımızla o yorum yaptık. Yollar pek düzenli değil, biraz yapılması gerekiyor, asfalt atılması gerekiyor ama Narköy ile Gösteri arasında yol çalışmamızı inşallah hızlı bir şekilde yapacağız. Bu haberi de vermek istiyorum ben. Evet. Ben tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını biliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın İl Genel Meclis Başkanımız, Vali Yardımcımız Nusret Teksin Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, günün anlam ve önemini görüşmek üzere AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç Bey'i kürsüye arz ediyorum.
Evet, saygıdeğer muhtarlarımız, değerli dernek başkanlarımız, İl Genel Meclis Başkanımız, AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız, değerli hemşerilerimiz, Türkiye'nin İstanbul, İzmir, Ankara, tüm illerinden gelen değerli narlı hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla birlik beraberliğimizin arttığı bu günlerde böyle bir şenlikle bir araya gelmekten, sizlerle olmaktan ben de gurur duydum, onur duydum. Dernek başkanımızın dediği gibi konu eğer nar olduğu zaman biz her zaman nar köyümüzün yanında olduk. Yanında olmaya da devam ediyoruz inşallah. Malumunuz biliyorsunuz bizim çok değerli Narlı Gölümüz var. Onunla ilgili büyük sıkıntılar yaşadık. Bizim için küçüktü ama Narlılar için çok büyüktü. Biz de o konuyu çok böyle derinleştirmeden ince bir hassasiyetle çözüme kavuşturduk. Bir tarafta Aksaray, bir tarafta Niğde olunca bu konuları çok dillendirdiğimiz zaman eksi alabiliyoruz. Ama biz dillendirmeden bakanlıktan olsun, cumhurbaşkanlığımızdan olsun bu konuyu kapattık ve Narlıgöl Niğde'nindir dedik demeye de devam edeceğiz inşallah. Tabii dernek başkanımız, muhtarımız da yolumuzdan bahsetti. İl Genel Meclis Başkanımız da müjdeyi verdi. İnşallah hayırlı olur. Biraz önce gelirken de istişare ettik. Yeni bir yol açılıyor gösterili arasında. İnşallah eski yola gerek kalmadan hem daha konforlu hem daha kısa olacak bir yolu da sizlerle buluşturacağız inşallah. Bu konuda da milletvekillerimize, sayın valimize, İl Genel Meclis Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz AK Parti teşkilatları olarak hep sizin yanınızda olduk. Zekeriya kardeşimiz Zekeriya Kılıç da bizim teşkilatlarımızda her zaman sizlerle olan bağlantımızı, derneklerle olan bağlantımızı bir arada tutmak için, bir ve beraber çalışmak için gece gündüz beraberiz. Sağ olsun Zekeriya Başkanım bu işleri seviyor. Kendini gece gündüz bu işlere adıyor. Ben tekrar ona teşekkür ediyorum. Hem teşkilatlarımıza onur katıyor hem de sizlerle birlikteliğimizi artıya çeviriyor. Ben inşallah bu mübarek bayramda bu vesileyle sizleri bizlerle buluşturan emeği geçen muhtarlarımıza, dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte nice bayramlar, nice şenlikler görürüz. Tabii ki iki yıldır bir pandemi ortamı vardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde, Niğde'mizde de sıkıntılar yaşandı. Ama bu en büyük pandemi bile dünya tarihinde en fazla 2 yıl sürmüş. Bizde de hemen hemen 2 yıl sürdü. Bundan sonraki birlik beraberliklerimizde inşallah daha coşkulu, daha enerjik, daha birlikte olan programlarda buluşmak dileğiyle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şenliklerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bugün anlam ve önemini Sayın Ömer Başkanıma teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Evet çocuklar, şimdi meydan sizin. Çocukları buraya davet ediyorum. Çuval yarışımız, ip halat çekme yarışlarımız, çocuklarımıza hediyelerimiz var. Gökhan, çuvallar içeride. Ayhan abi. Evet çocuklar şöyle meydana geçin bakayım. Hadi şöyle meydana dizilin. Evet. Kendisi Narköylü sayılır. Aramızda yıllardan beri hizmetini Narköy'ümüze eksik etmeyen Nuri Aydoğan abimizi kürsüye davet ediyorum.
Sayın AK Partili Başkanım, İl Genel Meclis Başkanım, İstanbul, İzmir, Niğde Dernek Başkanlarımız, Nar Köyü'nün, Nar Mahallemin değerli muhtarları, uzaktan yakından gelen Nar Köyü'nün güzel insanları, bayramınız mübarek olsun. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 17.sini yaptığımız Narlıgöl ve Narvar Şenliklerine hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2 yıldır yapamadığımız bu şenliğe tekrar birlik beraberlik içinde dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Aynen gördüğümüz manzara gurur vesilesidir. Yalnız bir eksiklik var. Azmi Başkan da söyledi. Daha önceki yıllara göre katılımın biraz sanki seyrek olduğunu görüyorum. Ama bundan sonraki yıllarda inşallah bu katılımın daha yüksek olduğunu olacağına kalbim nettir. Öyle inanıyorum. Tabii burada bir değişiklik olmuş aynı zamanda. Delikli kaya şenlikleriydi. Şimdi özüne, aslına, gerçeğine dönerek Narlıgöl ve Narvazi Şenlikleri olarak isim değişmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, gününüz aydın olsun, tekrar bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun, saygılar, sevgiler. Evet, Sayın Nuri Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönem hayırlı dernek başkanımız Himmet Tuzhane Bey aramızda. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Geçen yılın Narköy ağası Azmi Göktaş'tı. Bu yıl tekrardan yeni bir ağa seçeceğiz. Ben şimdi mikrofonu Vedat Göktaş hocama vereceğim. Onun ticareti daha iyi ya, daha hızlı satar, daha çabuk satar. Ben hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Allah'a emanet olun, hayırlı bayramlar diliyorum. Selamun aleyküm. İlk önce Sayın Protokolü selamlıyorum. Saygılar, hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz Narköy'ü ağa seçimlerine başlamış bulunuyoruz. Şimdi açılışı kimle yapalım? Eski ağayla yapalım değil mi Yılmaz abi? Azmi abi bir açılış yapalım. 10 liraydan başla abi. 10 lirayla Azmi abi bir açılış yaptı. Evet. Bir de bana kaldı. Şimdi her şey meşgul. 50 bin lira. Tamam. Pandemi sürecinden sonra geçen enflasyondan dolayı ağla ağla bir %10 bir zam geldi. 10 bin lirayla başlıyoruz. Başka yok, hayırlı olsun. Yok, acele etmedim Ömer abi. Bu kadar da hemen yapmayalım hemen 10 liraya. Tamam Azmi abi. Evet arkadaşlar. Orada Metin abi vardı ya. Nerede Metin abi? Dur şöyle ben bir dolaşayım.
Sayın başkanlarım, ben şöyle koridoru bir dolaşayım bakalım kimler çıkacak. Ya orada Kadir abi varmış. Ya Kadir abi neredesin sen? Abi hayırlı bayramlar. Ya biz ağırlıyoruz öyle. Şöyle meydana bir gel. Alın ne diyelim. Tamam sen meydana bir gel şöyle. Bak Azma abi oradan diyor ki Kadir abiye diyor 10 liraydan gönderdim diyor. O da bir şeyler de göndersin diyor. 10 lira mı? He. Ne 10 lirası? 10 bin lira abi şöyle küçük. Ha 10 bin lira. İpal yok hala. Ya senin için bir şey değil biz biliyoruz onu. Sen söyle üstünü. Onu söyle. Söyle. Sen söyle. Ya benden bu ya spiker olarak geldi. Spikerliği ben yaparım sen söyle şimdi. Üstünü sen söyle. Satış sende şimdi. Ağlığın afaş sen. Tamam 10 bin lira bende haydi. 10 bin lira mı? Evet. Haydi. 11 bin lira. Evet. Ha ben yok. Olmaz amma, olmaz. İpe su sermeyelim. Hayırlı olsun. Bir şey söyle bak, tüm herkes seni bekliyor. Kadir! Kadir! Evet abi. Metin abi var mı? Nerede ya? Abi Almancılara git, Almancılara. Metin abi nerede Metin abi? Yok. Olmaz abi, olmaz haydi. Kaç yaşına geldin abi? Abi Kadir abi bir şey diyor musun? Tamam abi bakalım. Başka o taraftan Gökhan. Amcam var abi bana. Amcam mı var? Ya arkadaş herkes lazım. Göktaş'a gözü dikmiş ya. Ya bizim bir nargül inşaat vardı. Nereye verdi o? Dur. İlk önce gözlüklüden başlayalım. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet bir şeyler söyleyelim hocam. Söyleyelim hocam. Mikrofonu buna kadar getirmişsiniz. 13 bin lira. Aynen. 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 Evet Bozma abi. Evet bir de. Dur. Resmi ikinci Göktaş yaptıracaksanız bilmiyorum. İkinci resmi de yaptıracaksanız. Yok. Senedesin bir tane yeter abi. Azmi abi senin bir tane resim yeter. Evet Yılmaz abi. Söylediğim size mi söyledik? Tamam o zaman. Aynen. 13 bin lirayla Adem Büyük Savaş'ta. Evet abi. Buralarda kim var? Şimdi bayırlıya da teslim etmek istemiyorum. Onlar fazla gibi. Ondan önüne geçemeyiz. Hürmet başkanımızla sıkıntı yok mu? Yurttan tekrar. Şimdi bağlamaya da teslim etmek istemiyoruz. Başkasına vermeyiz. Vermeyiz değil mi? Şöyle bir dolaşalım bakalım. Göksal Muhtarım. Neyse az az gidelim bir tane yeter. Her sene bir tane öyle. Tamam abi. Sen artırışlara bir bakalım şöyle. Fatih. Mikrofon. Ya aslında acele etmeyelim Azmi abi. Biraz bekleyelim. Hem yemeklerimiz hazır olur. Hem daha iyi pişer. Ooo bak 5 lira hep oradaymış. Evet Bayram abi, Mustafa abi. Söyle abi. Bursa fizik işte ağır gelmiş. Evet abi size. Recep abi istiyor lan. Recep abi buyur. Ver buna hayırlı olsun ya. Abi acele etmeyelim ya. Belki işinizde daha vardır. Nereden biliyoruz? Yaradan abi, aslında en büyük asist. Abi bak biz niye almıyoruz biliyor musun? İki göktaş üst üste gelmesin. Daha iyi olur peki. Dolmaz. Ben Nasir'in gitmiyordu ya adam. Kapat, kapat kaçı lan. Eda. Eda bak kayınla 20 veririz, alırız abi. Hayır. Kayınla 20 verir, alırız diyor. Abi, 100 de verseler çıkmaz. O zaman sen 101 bile çıkmaz. 100 de verseler çıkmaz. Harun abi gömer
Onu biliyoruz, o konuda şüphemiz yok. Fatih geliyorum sana doğru. Fatih geliyorum bak. Hocam prestij sana 4 liraya çalıyor. Hocam. Normalde. Yapıyorsun. Evet abi, aramızdan bir A çıktı. Tülek İsmail 15 bin lira diyor. Ben diyor, bu köyde bir ay varsa bir arada ben olacağım diyor, 15 bin lira diyor. Çok değerli misafirlerim, çok değerli büyüklerim, abilerim. 30 yıl öncesine, bugün de bu köyün tek ağası vardı, o da Tülek İsmail. 15 bin lira. Evet. Evet abi. Böyle başa, İzmir'den bir ağa mı çıkar ki Yusuf abi? 16 bin lira, evet. Yusuf abi. Evet, Yusuf abi 16 bin lira.